Patlayan tekerleklerde mantar yama veya fitil yama farkı nedir? Fitil yama yapılmış bir teker ne gibi riskler barındırır? Bilgilendirirsen sevinirim, saygılarımla demiş. Mantar yama ve fitil yama arasındaki fark şu arkadaşlar. Fitil yama aslında pratik bir çözüm olarak ortaya çıkmış bir şey. Çünkü lastikleri sökmeden bile yapılabilen bir şey. Yani bir biz dediğimiz bir şey vardır. Ucunda bir delik vardır. Bir iğne yani. Kalın bir iğne. Çuvaldız iğnesi gibi. Ona fitil takılır. Yani önce yeri biraz alıştırıldıktan sonra lastiğin deliğine işte içinde ne varsa örneğin çivi ya da vida onu çıkardıktan sonra tabii ki o oraya saplanır. Tabii bir ilaç sürülerek, bir kimya sürülerek o oraya saplanır. O daha sonra içeride hem şişer o fitil hem de şiştiği için gözenekleri tıkar doğal olarak hem de yapıştığı için orada kalır. Pratik bir yöntemdir tamam ama sağlıklı bir yöntem değildir. Yamaysa lastik sökülür. İçeriden bir lastik yama ve yine aynı şekilde o tam lastiğin ortasında bir tane fitil vardır. Yani lastik yama iki özelliklidir. Hem o fitili de içerir hem de ayrıca içeriden bir yama da oluşturur. O da yine bir kimya sürülerek, yeri temizlenerek, deliğin etrafı temizlenerek alttan bir yama yapıştırılır. Fitil de içine sokulur. Fitil dışarı çıkarıldıktan sonra da üstünden kesilir. Tekerlekle düz hale getirilir. Fitil tek bir işlev barındırırken mantar yama içeriden hem kapatmış olur o deliği daha güçlü bir şekilde hem de fitilin yaptığı işi yapar. Dolayısıyla mantar yama fitilden çok daha sağlıklı bir tekerlek tamir setidir.